Numara kaçtı? 3. Ha, bir üstü. E, çıkalım o zaman. Aha. Anneciğim, orada ne yapıyorsun? Geliyorum bir tane. Biz geldik. Senin ne işin var burada? Herhalde dinledin. Onun için buradasın. Defol git buradan, hadi. Konuşmalıyız. Kızar siz. Geçin içeri. Geçin, geçin. Buraya nasıl geldin, neden geldin gerçekten bilmiyorum. Ama benim seninle konuşacak hiçbir şeyim yok. Öyle mi? Öyle. Sen nasıl istersen. Peki ya Erman Arsoy desem? Turgay Moral. Şanslı sayılar. O zaman konuşur musun benimle? Artık konuşacaksın herhalde benimle, değil mi? Anlamıyorum ben ne demek istediğini ya. Anlıyorsun. Yoncacığım, beni çok iyi anlıyorsun. Böyle ayaküstü değil de acaba içeride mi konuşsak? Hayır. Sen benim evime adım atamazsın. Yani burada mı konuşalım? Şanslı sayılarda nasıl hile yaptığını, ikramiyeyi nasıl sana çıkardıklarını herkesin bilmesini mi istiyorsun? Ne diyorsun ya? Ne diyorsun? Neden bahsediyorsun sen? Yerinde olsam şimdiye kadar yaptığım gibi bütün sessizliğimi korurdum. Kimse bilmesin. Yoksa senin için de kötü olur. Alacak mısın beni içeri? Hayır. Peki. Erman Arsoy. Onunla ne ilgin var? Tanımıyorum. Tanımıyorsun. Emin misin ya? Sanki bana tanıyormuşsun gibi geldin. Merve, dinledin değil mi? Hı? Bir de buraya taşındı demek. Sen ona yardımcı oluyordun, onun yardıma ihtiyacı vardı. Şu kaydı dinledin mi, dinlemedin mi? Deniz'e bunu açıklarsın ha. Ya da boş ver, bir şey söyleme. Konumuz bu mu ya Merve? He? Bu mu bizim konumuz? Haklısın. Senin konuna dönelim biz. Dinledim. Çöpe atmamışsın. Atmadım. Dediğin gibi beni iyi tanımışsın. Merakıma yenildim. Dinledim. Öyleyse o herifin bir mafya babası olduğunu da öğrenmiş oldun. Boşuna uğraşma. Onun içinde hiçbir şey yok. Anlamadım. Onun içinde seni ilgilendiren hiçbir şey yok. Kızımın kaza geçirdiği gün birliktesiniz. Hastaneye de birlikte gittiniz. Ama sen onu tanımıyorum diyorsun. Ve benim de buna inanmamı bekliyorsun, öyle mi? Sen... Sarı.
Benim seninle konuşacak hiçbir şeyim yok. Var. Yoncacığım var. Nasıl yok? Sen benim savcı olduğumu unutuyorsun galiba. Mafyayla olan alakanı benle konuşacaksın. Başka kimle konuşacaksın? Tamam. Erman Arsu'yu unutalım. Biraz Turgay Moral'dan bahsedelim. Hı? Sana şanslı sayıları çıkartan adamdan. Ya da içerideki kızlarından bahsedelim. Neydi adları? Doğa, Burcu. Niye buradalar Yonca? Parayı nasıl paylaşacağınızı mı konuşacaktınız? Annem nerede? Neden gelmiyor? Geliyordur aşkım. Geliyordur. Kapıda komşuyla karşılaştılar da sohbet ediyorlar. Ha, Rüzgar abim ben de. Yok yok. Rüzgar abin değil. Kim o zaman? Bizim başka komşumuz yok ki. Aa, olmaz olur mu hiç? Bir sürü komşunuz var. Bu apartmanda sadece Rüzgar abin yaşamıyor ki. Hem annen de yeni taşındı ya. Komşuyla karşılaştılar kapıda. Tanışıyorlar şimdi, sohbet ediyorlar. Hem sen bana söyle bakalım. Minik, bizi hiç özlemedin mi? Özledim. Hı? Neden buradalar Yonca? Ben bir şey yapmadım. Hiçbir şey yapmadım. Herkes gibi gittim, oynadım ve bana çıktı. Bu kadar. Yalan. Değil. Değil, yalan değil. İnkar etmeye devam edeceksin yani. Yoncacığım bak, ben senin için buradayım. Ne istiyorsun benden? Sence? Sare'yi ver, bu mevzu kapansın. Yoksa? Yoksa? Yoksa hapse girersin. Uzun sürede çıkamazsın. Ölürüm de onu sana vermem. Sen vermeyeceksin ki zaten. Ben alacağım. Alamazsın. Alacağım Yoncacığım. Göreceksin, alacağım. Ben sadece seni... Kes! Onu benden asla alamazsın. Ayrıca da yok şanslı sayılar bilmem ne... bir şey oynamışım falan, ne zırvalıyorsun anlamıyorum. Ben hiçbir şey yapmadım. Tamam? Ben bir şey yapmadım. Şimdi evimden lütfen defolup git. Hadi. Peki madem. Sen öyle istiyorsan. Anne. Anneciğim, anneciğim. Anne ne oldu? Hiçbir şey olmadı bir tanem. Hiçbir şey olmadı. Her zamanki gibi yan yanayız, birlikteyiz. Hiçbir şey olmadı. Sana bir şey sordum. Sana bir şey soruyorum. Ne demek içindekileri sildim? Bir cevap ver bana. Ben sana bunun cevabını biraz evvel verdim. İçinde seni ilgilendiren bir şey yoktu çünkü. Korktun değil mi? Korktun. Masar denen o herif. Masar denen o herif benim kocam. Ben ondan niye korkayım ya? Ben asıl senden korkuyorum. Çocuğumun babasından korkuyorum. Ben bir zamanlar... yanında mutlu olduğum adamdan korkuyorum. Ne acı değil mi? Sen benim yanımda hiçbir zaman mutlu olmadın ki. Mutluydum. Ben seninle çok mutluydum. Ben bu evin içinde çok mutluydum. Benim hayatta istediğim her şey vardı biliyor musun? Deniz. Sen. Anla artık. Ama sen... güzel olan her şeyi mahvediyorsun Rüzgar. Böyle mevzu işin olduğu zaman sen hiçbir şey düşünemiyorsun. Böyle bencil, umursamaz, korkunç bir adam oluyorsun. Ya ben korkuyordum. Ben tanıyamıyordum seni. Gitmek kolay mıydı zannediyorsun sen? Ben seni deli gibi seviyordum. Senden kurtulmak için ben ne bedeller ödedim? Senin haberin var mı? Tam bu çıkmazdan kurtuldum derken, tam rahat bir nefes alacağım derken
Sen bambaşka bir takıntıyla geliyorsun. Diyorsun ki sana mutluluğu veren adam aslında bambaşka biri. Buna inanmamı bekliyorsun. Merve. En acısı da ne biliyor musun? Bunun içindekiler senin istediğin gibi olsaydı sen çok mutlu olacaktın. Ne benim yaşadığım hayal kırıklığı, ne Deniz. Hiçbir şey umurunda olmayacaktı senin. Sen işte böyle bencil bir adamsın. Bana haksızlık ediyorsun. Sen bana haksızlık ediyorsun. Sen. Ne hale geldiğime bir bak. Ama artık yeter. Deniz'in de hayatını bu takıntılarla mahvetmene izin vermeyeceğim ben senin. Benden uzak dur. Kocamdan uzak dur. Masardan uzak dur. Lütfen. Artık yeter. Bir şey dedi. Anne, komşular kötü bir şey mi söyledi? Hani komşular karşılaştınız ya kapıda. Ondan bahsediyor. Sohbet ettiniz, tanıştınız. Evet. İyi ki geldiniz, hoş geldiniz dediler. Güzel şeyler söylediler. Anneciğim. Sare. Ya sen bana evi gezdirecektin, odanı gösterecektin. Hadi göster, hadi. İyi de anne. Ben buradayım bir tanem. Hadi koş sen teyzen, koş. Tamam, gel bak. Bak şimdi. Yonca ne oldu? Her şeyi biliyor. Her şeyi öğrenmiş. Neyi biliyor ya? Babamı, Erman'ı, şanslı sayıları, her şeyi, hepsini biliyor. Amirim, Erman Arso'yu sorgu için aldık efendim. Savcım. Ne yaptınız? Ben de sizi aradım bilgi vermek için ama ulaşamadım. Erman Arso'yu aldık ama maalesef biz gittiğimizde cinayetleri işlemişti. Engelleyemedik. Ben şimdi sorgusuna geçeceğim. Bekle beni. Savcım. Bekle beni, bekle. Ben yapacağım onun sorgusunu. Peki efendim. Hadi ama işimiz var ya. Ne? İşin var. Nefes alamıyorum Allah'ım. Bizi mi takip etmiş? Ya
hapse gireceksin ya da Sare'yi bana vereceksin diyor. Hapse gireceksin diyor bana. Sakin ol, tamam sakin ol. Alacak çocuğumu benden. Alamaz. Alsaydı alırdı. Kuru gürültü yapıyor sadece. Seni korkutmaya çalışıyor ya. Her şeyi biliyor diyorum. Her şeyi biliyor. Babamı biliyor, Erman'ı biliyor, şanssız sayıları biliyor. Hepsini biliyor, her şeyi biliyor. Tamam, bilmesi kanıtlayabileceği anlamına gelmiyor. Şey yapalım, babamı arayalım. Babamı arayalım, dur. Behçet, sen mi yaptın Turgay? Hı? Erman'ı sen mi ihbar ettin? Hayır. Beyler! Behçet, nasıl yakalanmış? İş üzerindeyken Masar Bey, son adamın işini bitirmek üzereyken polis gelmiş. Behçet, işi bitirebilmiş mi? Evet, bitirmiş patron. Güzel. Güzel, en azından başladığı işi bitirmiş. Ne olacak şimdi? Dikkat edecekti Behçet. Sessiz olup dikkat edecekti, öyle değil mi? Masar Bey, aramızda bir köstebek var, bu açık değil mi? Biri Erman'ın orada olacağını polislere uçurmuş. Ne oluyor? Ne oluyor? Haklısın. İçimizde bir köstebek var. Ama benim adamım değil. Sizin adamınız. Hayır, ben köstebek değilim. Hayır, inanmayın. Lütfen, ben köstebek falan değilim. Lütfen Behçet Bey. Polisin bize baskın yapıp emniyete aldığını Masar Bey'e anlatmıştım. Masar Bey de gizlice araştırmamı istedi. Süleyman, aramızdaki köstebek oymuş. Hayır, lütfen, ben yapmadım. Süleyman, ben köstebek değilim. Asla öyle bir şey yapmaz Masar Bey. Yapmış Behçet, yapmış. Bugün de Rüzgar komiseri haber veren oymuş. Aralarındaki konuşmalar, mesajlar hepsi Masar Bey'de. Hepsi. Telefonundan. Hayır. Bütün haber oradan çıkmış. Telefonumu ben kaybetmiştim. Sonra buradan buldum. Ben yapmadım. Lütfen Behçet Bey, inanın lütfen. Behçet, şunu hallet. Masar Bey. Behçet. Masar Bey. Behçet! Hayır Behçet Bey, hayır. Hayır. Hayır ben... Rüzgar Efendi burnunuzun dibine kadar girmiş. Haberiniz yok. Masar Bey. Behçet. Adamcığım içinize girmiş, içinize. Burnunuzun dibinde. Haberiniz yok. Masar Bey, Erman orada kalamaz. Onu o delikten çıkarmam lazım. Oğlun oradan çıkacak. Ama oğlun olduğu için değil. Rüzgar Efendi'ye kaybettiğini, kazanamayacağını göstermek için çıkacak. Neden Merve ya, neden? Efendim? Komiserim, aramadın. Biraz meşguldüm ya. Bir şey mi oldu? Merve şu dinleme cihazını getirdi. Ve? Anneciğim, geldin mi? Geldim tatlım. Nereye gittin? Dışarıda halletmem gereken bir iş vardı, onu hallettim. Ödevlerini bitirdin mi? Aferin benim güzel oğluma. O zaman şimdi uyku vakti. Biraz daha otursam olmaz mı? Olmaz Denizciğim, yarın okul var çünkü.
Ama bak şöyle bir şey yapabiliriz. Eğer istersen bu gece birlikte uyuruz. Ne dersin? Gerçekten mi? Bana masal da anlatır mısın? Eskisi gibi. Eskisi gibi. Anlatırım tabii oğlum. Bir şey mi saklıyor yani? Niye böyle bir şey yapsın ki? Bilmiyorum Ekrem, bilmiyorum. Ya Masar'a yakalandı, korktu ya da gerçekten bunda bir şey yoktu. Getir de bizimkiler incelesin. Bakalım kurtarabilecekler mi? Ben de öyle düşündüm ya. Bunun içinde ne varsa dinlemem gerekiyor. Yarın hallederiz oğlum. Sen ne yaptın? Erman'ı yakalayabildin mi? Hayır ama iş üstünde yakaladık. Şimdi burada sorgu için bekliyor. Şanslı sayılardaki adamları öldürdü diyorsun yani. Evet. Turgay bize sus payı verdi. İçerideki adamları temizletti. Böylece olayı kapattı öyle mi? Evet öyle oldu ama sana güzel bir haberim var. Bir savcı olayla ilgilenmeye başladı. Nasıl yani? Bilmiyorum dün beni çağırdı. Turgay, Behçet, Erman'la ilgili sorular sordu. Bizzat benimle çalışmak istediğini söyledi. Oğlum artık olayın peşindeyiz. Hem de yasal olarak. Bir dakika. Kim bu savcı? Adı ne? Alpay. Alpay Tetik. Savcısı, polisi, memuru. Bu dosyayla ilgilenen kim varsa hepsini tek tek istiyorum. Bir gizlileri, saklıları var mı? Bir dümen çeviriyorlar mı? Hepsini öğreneceğiz. Hem de hepsini. Emredersiniz. Behçet. Bir tek şeyi bile atlama. Her şeye bak. Şurada hallet. İnşallah bu kadar canın vebali senin üzerinde değildir Turgay. Önce Erman'ı çıkaracağım. Sonra seninle ilgileneceğim. Zaten cennete gitmeyi düşünmüyordum. En azından kızlarımı kurtardım ha. Kızım. Baba. Ne oluyor? Bir şey yok aşkım. Hadi gel biz oturalım. Hadi. Gel bakalım. Bir şey oluyor. Annem bana her şeyi söylerdi. Ama şimdi neden söylemiyor ki? Baba. Ne oldu? Alpay geldi. Sare'nin babası. O her şeyi biliyor. Neyi? Baba. Yonca? Yonca ne oldu kızım? Yonca için bütün bunlar. Aynen öyle. Yonca'yı söyledin mi sen ona? Hayır söylemedim. Sadece resmi kızlarını. Kahretsin ya. Tamam da adam sonuçta bu işin üzerinde. Önemli olan dosyanın resmiyet kazanması değil mi? Ya sen neden anlamıyorsun bunu? Derdi dosya falan değil herifin, Yonca. Tamam, anlıyorum ama seni endişelendiren ne? Yoksa onun için mi endişeleniyorsun? Sen değil miydin oğlum? Gerekirse onu da içeri alırım diyen. Sonuçta ortada suç var. Tamam öyle. Öyle ama yani... Ama sen ona olan hislerin mi? Rüzgar bak. Bu işin içinden... Yonca'yı nasıl aklayabilirsin bilmiyorum ama sonuçta o da suçlu. Sen sakin ol tamam mı? Bak seninle ilgili hiçbir şey kanıtlayamaz. Yonca? Yonca duyuyor musun beni? Sare'yi benden alamayacak değil mi baba? Hayır kızım hayır. Söz mü? Söz kızım. Söz. Bir suçunun cezasını çekmek zorunda. En azından bir savcı bu işle ilgileniyor. Ve Masar'ı yakalaman için bir umudumuz var.
Hasan Bey. Ah! Savcım. Hoş geldiniz. Görüşemiyoruz. Ayrı kaldık. Ona Masar'ın ismini verdin mi sen? Hayır, vermedim. Bunun sonuçta büyük bir isim. Kanıtlayamıyoruz da. Ekrem, söyle ona. Ona Masar'ı söyle. Savcım. Komiserim. Oo. Savcım. Hoş geldiniz ya. Vallahi sizi beklemiyordum ha. Sürpriz oldu. Merhaba. Çok ayıp. Siz mi yapacaksınız sorgumu? Bir mahsuru mu var? Yok canım. Ne mahsuru olsun? Ben onur duyarım ya. Ay. Üç ceset. Şanslı sayılarda çalışan üç kişi. Ya bunları buradan alabilir miyiz? Ben ölüye hiç bakamıyorum ya. Neden öldürdün onları? Kim? Ben mi? O nereden çıktı? Olay mahallinde apartmandan çıkarken yakalandığın için. Yani? Hemen yeme bizi. Attığın silahı da bulduk. Sen öldürdün onları. Ne çeviriyordunuz şanslı sayılarda? Ne çeviriyordum? Bana bak. Hı. Bunlar sizin içeride çalışan adamlarınızdı. Size çalışıyorlardı. Sonra da şifre oldular ve infaz emirleri çıktı. Bunu yapması için de seni seçtiler. Ayakçı olarak. Canan Hanım nasıllar? İyilerdir umarım. Bizi yalnız bırakır mısın? Savcım. Ekrem, bizi yalnız bırakır mısın? Bir daha karımın adını ağzına almayacaksın. Ona her şeyi anlat. Kim hakkında? Gonca mı? Ay bir de benim tatlış böyle bir kız çocuğu vardı ya. Aa. O senin kızındı. Sare. Her şey bu Yonca için değil mi? Bana hemen bütün bildiklerini anlatacaksın. Ya şimdi ben şey yapacağım da ya savcım, benim bildiğim Canan Hanım'ın bildiğinden fazla değil ki. Ben sana karımın adını ağzına almayacaksın demedim mi? Yanlış dosyaya çattın savcım. Çok yanlış. Bu taş sana ağır gelecek. Altından kalkamayacaksın. İçeride sürüneceksin. Bir daha da oradan dışarı çıkamayacaksın. Batacaksın. Ayağına dolanan taş sana ağır gelecek. Dibe vuracaksın.
nefessiz kalıp öleceğim. Sabaha kadar burada tutacaksınız. Emredersiniz savcım. Benden savcım, sizinle konuşmam gereken önemli bir konu var. Söyle. Odamda konuşalım mı? Söyle burada ne söyleyeceksen Ekrem. Hani bana sormuştunuz ya, bunların başı kimdir, nedir diye. Evet. Ben de size emin olmadan söylemem demiştim. Ama artık bilmeniz gerekiyor. Kim? Tam olarak emin olmamakla birlikte... Söyle ne söyleyeceksen Ekrem. Masar. Masar Çıracı. Aksilik istemiyorum. Yoksa hepinizin kellesini alırım hem de tek tek. Tek bir hata bile istemiyorum. Saat tam 3'te. Ha bir de şu rüzgar. Rüzgar komiser. Onun da suyu ısınmaya başladı yavaş yavaş. Yakında icabına bakmanız gerekebilir. Uyudu mu? Ne oldu ya? Hı? Teyzeleriyle mi anlaşamadı? Yo, anlaştılar. Sen? Neden gelmiş eski karın? Şimdi Deniz'le ilgili ya. Bu aramızdaki sıkıntı için işte. İyi. Çözdünüz mü bari? Senin neyin var Yonca? Hiçbir şey konuşmasak, ben yanımda olduğunu bilsem, hep böyle kalsak olur mu? Olur. İstediğin kadar. Nerede kaldık hoca? İşi uzamış.
Siz ikiniz neyin peşindesiniz? Neyin peşinde olabiliriz anne ya? İyi akşamlar. Bugün benim için zor bir gün oldu. Ben odama kadar çıkıyorum. Alpay, bu saate kadar neredeydin? Bir davam vardı. Onunla uğraşıyordum. Yeser Hanım. Oldu mu? Şimdi izin verirseniz odama çıkabilir miyim? Söyledi mi sana? Söyledi Canan. Söyledi. Beni seninle tehdit etti. Biliyor musun? Adam karınla olan telefon konuşmalarını ortaya dökersem ne olur biliyor musun dedi. Aklım almıyor ya. Aklım almıyor gerçekten. Sen nasıl mafyanın bir adamıyla işbirliği yaparsın ya? Nasıl yaparsın ya? Hala aklım almıyor Canan. Alpay ben... Ne ben? Sen... Bir savcının karısısın. Bu adamla ortalık yerde görünürsem ne olur diye hiç düşünmedin mi? Hiç aklının ucundan bile geçmedi mi ya? Nasıl bu kadar dikkatsiz olabilirsin ya? Nasıl ya? Ben Erman'la görüştüğüm için biz bu haldeyiz Alpay. Unutma ki elinde ne varsa ben getirdim sana. Sen öyle dava dava diye oyalanırken ben en azından gidip bir şeylerle uğraşıyorum. Yok ya. Yonca ile ilgili elindeki ne varsa benim sayemde oldu. Siz ikiniz ne yaptınız? Anne. Şimdi de kapıları mı dinlemeye başladınız? Bir de üste mi çıkacaksın? Siz benim odamda karımla konuşmalarımı öyle kapının arkasına geçip gizli gizli dinleyemezsiniz. Burası senin değil, benim odam, benim evim. Ben istediğim için buradasın. İstemediğim anda da defolup gidersin. Anne. Öyle mi? Ne yaptı kızıma? Neye bulaştırdın onu? Siz onları kızınızla konuşursunuz. Benimle değil. Alpay dur. Alpay. Nereye Alpay? Alpay gidemezsin. Alpay ne olursun dur. Alpay ne olur dur gidemezsin. Bırak beni Canan bırak. Alpay ne olursun gitme, sensiz yaşayamayacağım biliyorsun. Yapamayacağımı biliyorsun Alpay. Canancığım benim yalnız kalmam lazım. Alpay tamam. Gitme lütfen. Alpay. 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 Anne. Senden nefret ediyorum. Mafyayla ne işin var senin? Ya sana ne? Benim hayatımdan, benim kocamdan, benim yaptıklarımdan sana ne? Ne demek sana ne? Sen benim kızımsın. Senin kızınım öyle mi? Ya niye o zaman benim mutsuzluğumu istiyorsun sürekli? Nefret ediyorsun kocamdan. Sana başından beri söyledim. Alpay doğru bir seçim değildi. Sen mi karar vereceksin buna? Evet. Senin neyin içine sokmuşsa artık mafyalarla görüşür olmuşsun. Doğruyu söyle bana Canan. Neyin peşindesiniz? Ya anne ben sana ne söylüyorum ya? Sen beni anlamıyor musun? Defalarca söyledim ya. Kocamla böyle konuşma dedim. Her seferinde aynı şeyi yapıyorsun. Sürekli onu küçük görüyorsun. Çünkü gerçek bu. Çünkü burası benim evim. Burası senin evin ha? Burası senin evin. Burası senin evin falan değil anne. Burası senin evin değil. Burası benim babamın evi, anladın mı? Benim babamın evi. Bazen ne düşünüyorum anne biliyor musun? Keşke ben senin kızın olmasaydım. Keşke sen benim annem olmasaydın. Canan. Keşke babam değil sen olsaydın anne. Kendine gel Canan, haddini aşıyorsun. Senin de bu evinin de canı cehennem anne. Rüzgar abisi, biz bugün Sarı'yla ne yapacağız biliyor musun? Gidip yeni eşyalar alacağız evimize. Ne güzel ya. Sonra da gidip okula kaydettireceğiz Sarı'yı, değil mi anneciğim? Öyle mi? Özledin mi sen okulu ya? Evet, özledim. O zaman kahvaltımızı bitirdiğimize göre
koşup hemen hazırlanabiliriz. Hadi. Gel buraya gel. Dişlerini fırçala, kontrol edeceğim ona göre. Hadi. Sen onun yanına git istersen, ben hallederim. Tamam. Efendim? Rüzgar, sana kötü bir haberim var. Hayırdır ya, ne oldu? Bir ekip gönderdim oraya, Yonca için. Anlamadım. Ya Alpay Yonca'yı almamı ve savcılığa götürmemi istedi. Nasıl yani? Ne sebeple? Hangi akla? Yürüttüğümüz soruşturma kapsamındaymış. Seni tanımayan bir ekip gönderdim. Adresi olarak da üst katı vermiş. Ama onu almak zorundayım. Birazdan orada olurlar. Tamam, sağ ol haber verdiğin için. Deniz Bey. Çak. Evet. Ah. Biri benim karımı çalmış dün gece. Kim acaba? Ha? Annen seninle beraber mi kaldı dün? Evet. Annem bana masal okudu. Masal? Ha. Merve. Sen Deniz'e masal okur muydun? İsteyince kıramadım ben de. Hem annem eskiden de okuyordu bana. Eskide. Eskiyi unutmamak gerekiyor. Değil mi? Hı hı. Uludağ meselesini ne yaptınız, düşünebildiniz mi? Bence güzel olur. Sen, ben, Deniz baş başa. Gidelim. Bak ya. Kayak yapmayı özledin değil mi? Evet. Ya. Aslında anne oğul şöyle bir yurt dışına mı çıksak? Anlamadım. Hani ne zamandır Paris'i istiyorum ya ben. Anne oğul. Senin işlerin yoğun ya sevgilim onda. Söyle. Masar Bey, savcının kim olduğunu öğrendim. Kim? Alpay Tetik diye biriymiş. Alpay? Evet, adamı araştırıyorum. Senin şu Paris işini düşüneceğim. Belki de haklısın. İyi olabilir. Akşam canlıları yemeğe davet etsene Merve. Canlıları mı? Yeser Hanım, Alpay Bey. Yağırlayalım onları biz. Nereden çıktı şimdi? Uzun zamandır aklımda. Yeser Hanım'ı çağırmak da sen... Akşam da konuklarımız olacak. Merve Hanım size menüyü söyleyecek. Bana mı kıyafet alacağız anneciğim? Alırız bir tane. Hem de çok güzel kıyafetler alacağız sana. Ya sana? Alalım mı? Alalım. Tamam, bana da alırız. Oh, Allah.
Neyin parası? Neler? Filiz teyzeme de alır mıyız? Hatta Doğa teyzemle Bacı teyzeme de alırız. Olur, alalım. Hem çok mutlu olurlar senin aldığını duyunca. Bilge amcaya da alırız. Yani dedeme. Hani sen bir kere almıştın ya, verememiştin. Kötü adamlar yüzünden. Sen kime ne istiyorsan onu alalım, tamam? Rüzgar abi, daha giyinmedim. Şey ya, çayı bulamadım da nereye koydun sen? Çay? Çayı. Ne oldu ya? Sare tek başına giyilebilir herhalde değil mi? Sen girip şu çayı bulmama bir yardım eder misin? Ben tek başıma giyinirim hadi. Tamam, tamam giy. Ne oldu Rüzgar? Sare duymasın. Neyi, ne oldu? Bir sakin ol şimdi. Sakin ol. Tamam, ne oldu söyle. Polisler kapıdan. Polis mi? Evet. Neden? Bilmiyorum, neden? Bilmiyorum nedenini. Seni savcılığa götürmek için gelmişler. Of, vay. Hayır, biliyor musun? Ne olur sakin ol lütfen. Bir şey olmayacak, sakin. Olacak. Olmayacak. Olacak, alacak benden Sare'yi. Senden Sare'yi falan almayacak Gönce. Sakin ol, Sare için. Kendini toparlaman lazım. Polisten çok korkuyor biliyorsun. Şimdi hızlıca polislerle birlikte git ve sonra geri gel. Tamam mı? Yapamam. Yaparsın. Şimdi git ona bir bahane uydur. Tamam mı? Ben onunla birlikte kalacağım, merak etme. Anlar mı biliyorum. Anlamamasını sağla o zaman. Bak bunu yapabilirsin. Ben yanındayım sen. Yanındasın. Yanındayım. Şimdi içeri git. Ona bir bahane uydur. Tamam mı? Ah Filiz, ben Filiz'i aradım. Bırak şimdi Filiz'i. Bırak Filiz'i. Önce Sare. Zaman yok diyorum sana. Polis kapıda. Buradan çıkacaksın. Birkaç saat sonra da geri geleceksin, tamam mı? Buradayım ben. Hadi. Hazır mı anneciğim? Aferin bir tane. Ne oldu? Ben içerideyken deden aradı beni. Buradaymış, aşağıdaymış. Bizim bir onunla halletmemiz gereken bir iş var. Ben hemen geri geleceğim, tamam mı bir tane? Tamam ama çabuk geleceksin değil mi? Önce sen babanı daha fazla bekletme istersen. Ben Sare'nin saçlarını taramasına yardımcı olurum. Sen girince de hazır olurum. Tamam. Anne. Seni çok seviyorum bir tane. Ben de seni çok seviyorum anneciğim. Sabah sabah aç karnına bu kadar dolaştırılmaz ki be küçüğüm. Ay aşkım ne yapayım? En güzel ekmekler burada yapılıyor. Kız ha o ekmek ha bu ekmek. Alt tarafı yağ bancan yiyeceksin. Sıcak sıcak. He, iyi al o zaman sıcak sıcak taşı bakayım. Aa dur telefon. Ah Yonca arıyor. Kız senin bu kardeşi. Siz neredesiniz? Ne oldu? Bilmiyorum Filiz ama savcılığa gitmem gerekiyormuş. Savcılık mı? Polisler gelmiş benim için. Boyu devrilesici Alpay. Onun işi değil mi? Ne olmuş, ne olmuş? Ne olacak? Alpay denen herif Yonca'yı polise aldırtıyormuş. Buraya gelin. Sare'ye bakın olur mu? Tamam kızım sen hiç merak etme. Ben şimdi hemen Meleği de arıyorum. Bir dakika bunu yapabiliyor mu? Ya yapar tabii adam savcı. Alın demiş işte. Kuzum bizim bunları bir an önce sizin eve bırakıp Yonca'ya geçmemiz lazım. Tamam. Melek. Aç şu telefonunu Melek. Ay, lazım olunca da açmaz ki bu kız. Thank you.
Annem geldi. Yok yok yok, dur, gelmedi. Gel abi, bırak ama. Canım, bir dakika. Ya, yanlış duydum. Ya. Sare. Rüzgar abi, annem kapı çaldı. Çalmadı, yanlış duydum. Annem geldi. Sare. Yonca Sıdalı'sız mısınız? Anne. Anneciğim, bir tane. Bir tane, korkma tamam. Anne, polisler niye buradalar? Neden gelmişler? Korkma bir tanem, bir şey yok. Ben hemen gidip geleceğim, tamam mı? Söz veriyorum, hemen geleceğim. Korkma sakın. Korkuyorum işte, korkuyorum. İnanmayacağım bir daha sana. Bırakmayacağım seni. Anneciğim yapma böyle, ne olur. Ne olur yapma böyle bir tanem. Almasınlar seni, benden götürmesinler. Ne olur, ne olur. Geleceğim anneciğim, geleceğim. Söz veriyorum sana. Ama geri getirmezler bir daha, biliyorum ben. Götürmeyin annemi ne olur. Bakın o hiçbir şey yapmadı. Benim annem kötü bir şey yapmaz ki. Gitmemiz gerekiyor. Ne? Hayır. Hayır. Anneciğim hayır. Ben hemen geleceğim. Hayır anne. Anne. Tamam anne. Geleceğim. Söz veriyorum. Anne, tamam. Anne hayır alamazsınız. Yapma böyle. Geleceğim ben. Hemen hayır, geleceğim. Sareciğim. Anne. Anne. Canım benim. Dur tamam, gelecek annem. Gelecek. Tamam ne olur. Beni de götür annemin yanına. Ne olur. Ne olur söyle onlara de ki anneleri çocuklarından ayıramazsınız da ne olur. Gel. Sevgilim. Canan. Neden geldin? Seni merak ettim hayatım. Gelemez miyim? Ya merak edecek bir şey yok. Gördüğün gibiyim yani. Yoğunum biraz, o kadar. Papay, ben seni çok özledim. Yani dün bütün gece gözüme uyku girmedi. Bak çok özür dilerim. Yani senden habersiz böyle bir şey yapmamalıydım, haklısın. Ama işte Sare'yi alacağım diye düşüncesizce davrandım, biliyorum. Affet beni ne olur. Yani ben hiç bile isteye sana zarar verecek, seni zor durumda bırakacak bir şey yapar mıyım? Yapmazsın. Yapmazsın biliyorum ama... Sare konusundaki durumun artık beni korkutuyor canım. Aceleci tavrın ve attığın yanlış adımlar yüzünden onu kaybedebiliriz, biliyorsun değil mi? Tamam tamam bak. Senden habersiz söz bir şey yapmayacağım. Yani sen yeter ki beni affet. Benim sana kızgın kalmam hiç mümkün mü? Bak bir daha beni bırakıp gitme öyle, tamam mı? Yani dün sabaha zor ettim opay. Yani anne sürekli evdeki yerimi hatırlatmaya çalışınca dayanamadım artık ben de. Çok haklısın. Yani ne diyeceğimi bilmiyorum. Onun adına ben senden özür dilerim. Bak dün bütün gece sabaha kadar düşündüm. Başından beri sen haklıydın. Yani bizim seninle ayrı bir yaşantımız olmalı. Taşınma meselesinden mi bahsediyorsun? Yani tamam annem yalnız kalmasın istedim ama... o fena halde haddini aştı. Bir an önce taşınalım Alpay. Evliliğimiz daha fazla zedelenmesin. Tamam. Sen nasıl istiyorsan. Ay seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Gel. İyi günler. Ben çıkayım. Ben. Tamam, görüşürüz. Günler. Nerede kaldı bunlar? Yonca Hanım almış, geliyorlar savcı.
Tamam, çıkabilirsin. Rüzgar abi, ne olur anneme götür beni. Canım yapma ama böyle, ben götürmek istemem mi seni? Götür o zaman, annem orada yalnız kalmasın. Ama bak söyledim sana, oraya çocuklar gidemez. Girer, ben daha önce gitmiştim. Hem şimdi büyüdüm, hiç korkmam ki. Ben sadece annem yokken korkarım. Annem geldi, annem geldi. Anne. Kuzum. Annem polisler götürdü Filiz teyze. Korkma bir tanem, gelecek annen hemen, bak gör. Ha? Ya gelmezse, ya bırakmazlar Suun'u. Gidelim ne olur. Hem biz seninle bir kere daha gitmiştik değil mi? Ben yine senin yanında dururum. Hiçbir yere ayrılmam. Ama bir tanem orası başka bir yerdi. Şimdi anneni götürdükleri yere bizi almazlar ki. Neden ama neden? Doğa teyze. Ne olur dedeme söyle, o her şeyi bilir. Annemi çıkartır. Bir tanem söylemez olur muyum hiç? Getirecek anneni, söz. Ben annemi istiyorum. Ben annemi istiyorum. Ben annemi istiyorum. Gel. Savcım. Yoncası dalı geldi. Peki diğeri? Yoldalar savcım, gelmek üzereler. Emniyetten çıkış yapmışlar. İsterseniz Yonca Hanım... Yok yok. Onu sonra alacağım. Beklesin. Nasıl isterseniz savcım. Sizi biraz bekleteceğim. Merhabalar Yonca Hanım. Nasılsınız? Şşş. Öyle tırda mı sormayalım ya? Konuşma. Aman iyi be. Sari nasıl? Teyzesinin kuzusu. Dışarı çıkıp biraz dolaşalım mı? Ha? İstemiyorum. O zaman mutfağa gidelim. Şöyle çikolatalı, muzlu pasta yapalım hadi. İstemiyorum. Ay ama şimdi benim canım çekti. Ben gideyim bir mutfağa bakayım. Evet. Kimim ben? Sonra canım arıyor. Sonra canım arıyorum ben. Benim görevim Sare'yi yemek. Şimdi Sare'nin kollarını, ellerini, lelişini, saçlarını, her şeyini yiyeceğim. Yemeyeceğim. Ablacığım ne yapıyorsun? Yani... Şu an ben de ne yaptığımı bilmiyorum. Evet. Doğa ben çok gerginim. O Alpay yüzsüzü kızın başını yakmasa bari. O geceden sonra rahat durmayacağı belliydi. Hayır, hangi gerekçeyle götürebilir ki? Bulmuştur o bir yolunu. O cadı karısıyla bir olup akıllarınca elin bebesini sahiplenecekler. Ay tövbe yarabbim ya. Dur bakalım, dur, o kadar kolay değil. Yonca'nın başına bir iş gelmese bari. İnşallah. Filiz teyze, nerede annem? Yemin ediyorum yüzü gülmedi şu Sabine'le. Siz girebilirsiniz. Seni yine iletmemi istediğin bir şey var mı? Konuşma dedik, konuşma. Ya dil var, hiç kullanmayalım mı? Gir içeri, gir. Savcım hayırlı işler. Çözün ellerini, siz dışarıda bekleyin. Çok asabi bir kişilik. Bağırıyor mu size de arada? Aman.
Vallahi fiyakalı iş ha bu sizinki. Çok konuşma da otur şöyle. Olur, oturayım. Hayırdır savcım? Dün zaten benim ifademi aldınız ya. Artık salarsınız diyordum sabaha. Gül Cemal'ini özlemişimdir belki. Mahsuru mu var? Olur mu canım? Zaten savcım, insanlar genelde benden etkilenirler. Hatta aramızda kalsın. Bende şeytan tüyü var. Sürprizimi beğendin mi? Bayıldım. Zaten savcım, hürri süt bizleri falan çok severim. Gerçi genelde ben yaparım ama bana yapıldığı zaman da çok mutlu oluyorum. Bakalım içeri girdiğin zaman da mutlu olabilecek misin? Erman Arsoy. Onu içeri girdiğimde görürüz. Görmesine de. Savcım, biz bu kapıdaki misafiri niye bekletiyoruz? Yani sonuçta hepimizi ilgilendiren bir sorgu değil mi bu? Hatta bence şöyle yapalım Sayın Savcım. Siz eşiniz hanımefendiyi Canan Hanım'ı da bir arayın. Size zahmet, o da gelsin. Sonra ne olup olmadığını anlamak için olur olmadık şeyler yapıyor vallahi. Savcım, dışarısı kurt dolu, çakal dolu. Ya ben sizin iyiliğinizi söylüyorum. Dikkatli olmak lazım. Sana onun adını ağzına almayacaksın demedin mi? He? Savcı kızı de. Bugün mahkemen olacak. Ve senin hükmünü ben vereceğim. Çok kızdı. Seni kendi ellerimle içeri atacağım. Korkuttun. Savcım. Sana dün gece de söyledim. Yanlış davadasın. Sen beni mi tehdit ediyorsun? Hayır. Olur mu öyle şey? Senin iyiliğin için söylüyorum. Yonca neden burada biliyor musun? Birazdan her şeyi itiraf edecek. Sonra ne olacak biliyor musun? Seni hayatının sonuna kadar dört duvar arasına hapsedeceğim. Ya asma suratına. Bu işin sonunda Masar'ı yakalamak lan, Masar'ı. Alpay Masar'ın aleyhinde bir şey yapmaya cesaret edebilirse tabii. Bak. Başladı yine kurmaya. Ne kuracağım oğlum? Ne kuracağım? Yonca olmadan önce Alpay bu işe girer miydi? He? Girmezdi. Şu ana kadar girdi mi? Bir şey yaptı mı? Yapmadı. E tamam, Yonca sayesinde öğrendi. Şimdi üstüne gidiyor işte. Ne var bunda? Tamam. Yonca yüzünden sende içten gelen bir takıntı var adama. Ama gerçekleri gör, gerçekleri. Takıntım var benim ha? Ne diyorsun oğlum sen? Sen ne diyorsun ya? Bir şey demiyorum komiserim. Sizinle aynı fikirdeyim. Oho, ben neredeyim? Sen işin gırgırındasın ha? Haşa, gırgır yok. Konu Yonca. Zaten elinde delil yok, bir şey yok. Ne yapacak yani? Tabii eğer Yonca korkup ötmezse. Beni istemişsiniz komiserim. Heh. Geldi işte bilişim çağının altın çocuğu. Doğan'ın bunun içindekiler yanlış kişiler tarafından silinmiş. Ne yapabiliriz, halledebilir miyiz? Elimden geleni yaparım ama biraz zaman alabilir. Zaman senin. Mi? Zamanımız var mı? Yokmuş. Çabuk çabuk hallederim. Emredersiniz komiserim. Ha Doğan. Bir de içinden bir şey çıkarsa yalnız benim haberim olacak, tamam mı? Sadece benim. Emredersiniz komiserim. Hadi lan İkda'ya girelim. İçinde ne var? Ya hadi yürü git. Ya hadi be oğlum. Aziz Usta'nın orada dürümüne hadi lan. Tamam lan, hadi girelim.
Masar Bey. Limana baskın olmadı. Tek bir hata bile istemiyorum. Aksi takdirde beni biliyorsunuz. Hepinizin kellesini alırım. Hem de tek tek. Saat gece 3'te. Evet. Ha bir de şu rüzgar komiser. Suyu iyice ısındı. Onun da icabına bakmak gerekebilir. Evet. Akşam için menü verecektiniz, onu bekliyorduk. Birazdan geliyorum ben, tamam. Tamam. Zekamı çok hafife aldı. Hem de çok. Merve sustu, evet. Sustu. Ama kimin için sustu Edip Bey? Benim için mi sustu? Ha? Yoksa Rüzgar için mi? Galiba bunu hiçbir zaman bilemeyeceğim. Senin bir fikrin var mı Edip Bey? Ben de öyle düşünmüştüm. Sana bir şey söyleyeyim mi? Hayatımıza en azından bir heyecan gelecek. Hem de çok enteresan bir heyecan. Edip Bey.
Heh, getir İbrahim abi, getir. İçimiz ısınsın. Ortam buz. Ha Faruk, söyle. Tamam, anlaşıldı. Sen yine de beni haberdar et. Nece? Yonca sorguya alınmamış, Erman varmış yanında. İşte, tabii, tabii abi. Korkutacak, sıkıştırıp konuşturmaya çalışacak bu. Ya şimdi düşünürse mantıklı hamle. Yonca konuşursa Turgay deşifre olur. Turgay deşifre olursa iş masaya kadar gider mi? Bir ihtimal. Ama konuşmazsa elimizde Erman kalır. Öyle ya da böyle elimizdeki tek önemli tanık Yonca. Söyle. Öyle görünüyor, evet. Siz girebilirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoş geldin. Seninle işim bitmediğini söylemiştim, değil mi? Beni evimden polislerle aldırarak mı korkutuyorsun? Oturmaz mısın? Söyle ne söyleyeceksen. Otur Yonca. Burası senin pizzacına benzemez. Şu an bir soruşturma altındasın ve ben ne diyorsam onu yapmak zorundasın. Melek Hanım. Bana mı seslendiniz? Evet. Rica etsem sizinle konuşabilir miyiz? Şu anda çok önemli bir görüşmeye gitmem lazım. Ben sizinle... Yonca hakkında. Benim bir alakam yok diyorum onlarla. Niye anlamak istemiyorsun? Ben anlıyorum. Anlıyorum, çok iyi anlıyorum. Ama inanmıyorum. Ha bu arada. Al bak. İçinde çok seveceğim bir şey var. Evet. Sare'nin babası olduğumu kanıtı. Şimdi geriye sadece baba adını vermek ve soyadımı almak kalıyor. Gerisi belli zaten. Babası olarak velayetini alacağım. Kimi kimden alıyorsun sen ya? Bir tane kağıt parçasına mı güveniyorsun? Onun annesi de benim, babası da benim, tamam mı? Boş boş hayaller kurma. Çocuğumu benden alamayacaksınız. O kadar kolay alacağım ki. O kadar kolay alacağım ki sen bile inanamayacaksın, biliyor musun? Çünkü bir savcı mafyayla bağlantısı olan bir kadına asla çocuk vermez. Zaten sen de içeri gireceksin. Sen ne biçim bir adamsın ya? Niye anlamak istemiyorsun? Benim bir alakam yok diyorum. Yok. Erman Arsoy öyle demiyor ama. Neden burada biliyor musun? Şanslı sayılarda çalışan üç kişinin cinayet şüphelisi olarak. Evet. Dün gece üç kişi öldürüldü. Ve onları öldüren de buradan az evvel çıkan senin arkadaşın. Sence bu tesadüf mü? Tamam. Şuradan başlayalım. Otur. Sen bir şans oyunu oynadın. Ve mucizevi bir şekilde sana çıktın. Hem de en sıkışık olduğun zamanda. Ama sen burada bir hayat kurmak yerine Sare'yi de alıp yurt dışına kaçmaya çalıştın. Hem de mafyayla bağlantısı olan bir adamın iki kızıyla birlikte. Turgay Moral. Ve sonra bir bakıyorum. Benim şu an cinayet şüphelisi olarak sorguladığım şahıs seninle birlikte. Yani şanslı sayılar talihlisiyle aynı fotoğraf karesinde. Bak. Bak bak, görüyor musun?
şanslı sayılarda çalışan 3 kişi öldüren katil ve Yonca. Baş başa, aynı karede. Artık inkar etmekten vazgeç Yonca. Bana her şeyi anlat, ben de sana yardım edeyim. Bak, bizim seninle bir geçmişimiz var. Sen benim kızımın annesin. Bu senin için vereceğim ilk ve son şans. Bana her şeyi anlat, ben de sana yardım edeyim. Ya anlat, anlat, anlat Yonca, anlat, anlat. Onun için anlat, Sare için anlat. Ben de sana yardım edeyim, anlat. Ben onlar, Yonca. Alpay savcım, müvekkilimin yanında avukat olmadan nasıl sorgulayabilirsiniz? Ben bir savcı olarak her şeyi yapabilirim. Öyle mi? Kanunlar pek öyle demiyor ama. Şimdi izniniz olursa müvekkilimle yalnız konuşmak istiyorum. İçeride bir şey istemeyeyim canım. Kurtar beni bu durumdan. Tamam. Sakin ol. İçeride bir şey dedim mi? Soruma cevap ver. Bana itiraf et falan bir şeyler dedi. Ettin mi? Tamam. Tamam. Sakin ol. Tamam. Melek, ben kızıma gitmek istiyorum. Gideceksin Yonca. Gideceksin de yani ben bırak avukatın olmamı, arkadaşın olarak bile hayatında olan bitene yetişemiyorum artık. Çok kötüyüm. Gerçekten çok kötüyüm. Yonca, baban gelmiş. Baban. Ne dedi, bir şey dedi mi? Ya işte sakın konuşmasın, hiçbir şey söylemesin. Ben halledeceğim falan bir şeyler dedi. Allah'ım ne olur bitsin artık şu durum lütfen. Ne döndüğünü sana soracağım. Ama yine anlatmayacaksın. Babaanneyle suçlandığını söyledi. Yani bunun doğrusu var mı yok mu onu da sormayacağım. Önce bak şimdi sakin oluyoruz, tamam mı? İçeriye geçiyoruz ve seni buradan çıkarıyoruz, bu kadar. Tabii ki gideceğiz. Seni burada elinde tutabileceği bir kanıt yok. Aldı sorguya ve bırakacak. Şimdi bak, içeriye geçiyoruz. Gerekmedikçe konuşmuyorsun, sakin kalıyorsun. Anlaştık mı? Tamam, tamam. Söz mü? Söz. Hadi. Soracak başka sorunuz kalmadıysa biz izninizi isteyelim Sayın Savcım. Burada bittiğini düşünmüyorsun değil mi? Her şey daha yeni başlıyor. Bu kişisel bir meseleye mi döndü yoksa? Bu davanın sizin elinizde olması sakıncalı. Sen mi karar veriyorsun buna? Seninle yeniden görüşeceğiz Yonca. Elinden geleni ardına koyma. Tam olarak öyle yapacağımdan hiç şüphen olmasın. Sare'yi senden alacağım. Hem de bunu sen yapacaksın. Kendi ellerinle kızımı bana vereceksin. Sare her şeyi öğrenecek. Ve senden nefret edecek, biliyorsun değil mi? Seni gebertirim Alpay. Seni gebertirim. Benden de kızımdan da uzak duracaksın. Uzak durmak mı? Her şey daha yeni başlıyor Yonca. Attığın her adımdan haberim olacak. Senden nefret ediyorum. Senden nefret ediyorum. Hadi Yonca. Kapat kapıyı. Bu korku sana bir süre yeter.
Efendim hayatım. Sevgili. Akşama Masar Beyler yemeğe davet ettiler. Demin Merve aradı. Çok ısrar etti. Ben de hayır diyemedim. Senin için bir mahsuru yoktur değil mi? Olur. Olur. Daveti geri çevirmek yakışık almaz. Tamam hayatım, o zaman akşama görüşürüz. Görüşürüz. Akşama Masar Beylere davetliyiz. Senin adınaymış. Damadın da davetli yalnız. Ünlü iş adamı Galip Akın için ihaleye fesat karıştırmak ve kaçakçılık suçlamaları savcılığın kararıyla kovuşturmaya gerek duyulmadığı gerekçesiyle kapandı. Galip Bey'in birazdan buraya gelip bizlere bir açıklama yapması bekleniyor. Galip Bey, bizlere ilk açıklamalarınızı aktarabilir misiniz? Bizler namusuyla iş yapıp vergilerini ödeyen iş adamlarıyız. Adımızı karalamak isteyenlere karşı adalete güvenimiz tamdır. Nihayet adalet yerini buldu. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet, Galip Bey ilk açıklamalarını bildirdi. Baba. Kızım. Korkma. Korkma, geçti bitti. Hepsi geçti bitti. Hiç geçmeyecek sandım biliyor musun? Bir daha Sare'yi hiç göremeyeceğim sandım. Endişeni anlıyorum. Ama merak etme. Artık hiçbir şey yapamaz. Baba, bak Alpay çok takmış bu konuya kafayı. Biliyorum vazgeçmeyecek, bırakmayacak peşini. Gördüm gözümde o hırsı. Ne kadar uğraşırsa uğraşsın. Hiçbir şey yapamaz artık. Bana güven. Babana güven. Hadi gel. Telefon çalıyor. Melek arıyor. Alo, Melek. Filizciğim, gözünüz aydın. Yonca'yı bıraktılar. Oh be! Öküz kalktı sanki üstümden. Ne olmuş? Ya öküz kalktı diyorum. Ne olmuş olabilir acaba küçük? Yonca'yı bırakmışlar. Nasıl? Yes. Annemi bırakmışlar. Gerçekten mi? Çok, 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 çok. Alpay Beyler gözdağı vermek istemişler yani. Bir şey yapamaz ama tabii şimdilik biliyorsun. Aman gözü çıksın onun. Bundan sonra benden bir şey saklamayacaksınız diyeceğim ama kime diyeceğim? Ay tamam hadi Melek, kapat telefonu. Konuşuruz sonra. Kurtulacak. Allah'ım ya. Ne haber abi? Hadi gözün aydın. Savcı Yonca'yı salmış. Dur oğlum, nereye gidiyorsun? Affedersin. Çok sağ ol, teşekkürler. Aşıksın lan sen bu kıza. Ne dedin sen? Aşıksın. Bak vallahi elimde kalacaksın ha. Komiser falan dinlemem. Şu emniyetin ortasında seninle gireriz birbirimize. Atarın kime lan senin? Ay vallahi çatlayacağım ben şimdi ha. Kız! Sare! Geç içeriye. O pencerede beklediğinde daha hızlı gelmiyor anne. Ben burada bekleyeceğim. Sare! Sana öyle bir portakal suyu yaptım ki bayılacaksın. Ya siz beni neden anlamıyorsunuz?
Ben annemi istiyorum. Başka da hiçbir şey istemiyorum. Gelecek dedik ya teyzeciğim. Deminden biri gelecek diyorsun Filiz teyze. Hani nerede annem? Ay vallahi çatlayacağım şimdi. Çatlayacağım ben şimdi ha. Kız benim cinlerim tepeme çıktı. Geç içeriye. Şimdi senin annen geldiği zaman buna ne yedirdiniz diye sorduğunda ben ne cevap vereceğim anana? Teyzeciğim. Bak. Biz çok üzülüyoruz. Hadi gel portakal suyunu beraber içelim. Olur mu? Tamam peki. Velet. Kız sen daha iki gün önce buldun ya bunları. Bunların hatırı vardı, benim niye yok? Yolarım seni küçük. Hiçbir şey bilmiyorum. Sen gelmeyecek misin? Biraz işim var, ben onları halledeyim. Bari arkadaşımla tanıştırsaydım seni. Peki. Hadi. İyi misin? İyiyim. Ben seni babamla tanıştıramamıştım hiç. Babam Rüzgar. Memnun oldum. Ben de. Hadi ben gideyim kızım. Haberleşiriz. Tamam. Sana döneceğini söylemiştim, gördün mü? Söylemiştin. Benim sana anlatmam gereken şeyler mi? Yok, şimdi anlatma hiçbir şey. Sonra anlatırsın. Şimdi Sare ile ilgilen. Çok endişelendi senin için. Tamam, akşam anlatacağım onu. Tamam, akşam hadi. Hadi. Aferin sana. En azından midesine bir şey girdi. Annem geldi, annem geldi, annem geldi. Anne. Anneciğim. Anne. Çok özledim. Tanem geldim, bak gördün mü? Oh, ne dedim ben sana? Hemen geleceğim dedim, geldim. Gördün mü bir tane? Oy. Oh. Çok korktum biliyor musun anneciğim? Sen yokken ben çok korkuyorum. Tamam tamam, korkma anneciğim, bak ben buradayım, geldim. Buradayım ben. Sen ağlıyor musun? Çok duygulandım. Sen niye ağlamıyorsun küçük? Ebu da ağlamıyor. Sizin babanız sizi biraz odun mu yetiştirmiş? Seviniyoruz, niye ağlayalım? Özledin mi beni? Hı? Çok. Ne kadar çok? Uzay kadar çok. Çok, çok, çok. Ah, bakalım. Ah. Nasıl olmuş? Güzel ama. Annem daha güzelini yapıyor. Ve bunun içinde farklı bir tat var. Yalnız o benim özel tarifim. Kuzum sen buna bakma. Güzel olsun diye içine antin kuntin şeyler koymuştur. Ver bakayım. Küçük. Ne koydun sen bunun harcına? Ay. Çok güzel olmuş ama. Anne. Efendim bir tane. Polisler sana bir şey yapmadı değil mi? Hayır anneciğim, yapmadılar tabii ki. Onları hiç sevmiyorum. Seni hep benden almaya çalışıyorlar. Aslında onlar almaya çalışmıyorlar. Sadece onlara söylenileni yapıyorlar, görevlerini yani. Patronları mı var? Patronları var. Seni benden almaya çalışmazlarsa sevebilirim belki. Evet, o zaman Yonca da geldiğine göre üzerimdeki bu gerginliği atmak için muhteşem bir fikrim var. Neymiş o? Tabii ki alışveriş. Ya seni yerim ya, nasıl da tanıyor kardeşini. Yaşasın, yaşasın. Alışveriş. Evet, alışveriş. Ya ben çok yorgunum aslında. Başka zaman gitsek olur mu? Hayır. Hayır, itiraz istemiyorum. Alışveriş en güzel terapi yöntemi. Sen güven bana, kardeşine güven. İnanmazsın. Bu defa ben de sana katılıyorum.
Ya Yoncik, hem beraber vakit geçirmiş oluruz. Hava da çok güzel, oh mis gibi be. Evet, bak şimdiden içime bir rahatlama geldi. Gerçekten. Anne ne olur ne olur. Hadi hadi ne olur. Tamam, tamam anneciğim, tamam. Ya hadi o zaman kalk. Bir tanem tamam. Yuppi, yaşasın. O zaman alışverişten döndükten sonra bu akşam kutlama yemeği yapalım. Rüzgar Bey siz de davetlisiniz. O zaman yemeği de burada bende yapalım. Olur. Biz yok, bir zahmet vermeyin. Ne zahmeti canım, ne olacak? Hepimize bir moral olur işte. Ne dersin? Olur. Olur. O zaman eğlence başlasın. Başlasın. Değil mi? Koş, koş, koş. Ha, tamam. Kızlar hadi. Geliyoruz. Çok güzel oldun anneciğim. Sen daha güzel oldun. Bir tanem benim. Eşyalarımız ne zaman gelecek? Bir hafta sonra dedim ya bir tanem. Sonra biz de kendi evimizde kalacağız değil mi? Evet. Filiz teyzeyle. Hadi artık içeri gidelim. Rüzgar abini bekletmeyelim. Ne dersin? Bence mi? Koş. Rüzgar abi. Nasıl olmuşum? Güzel olmuşsun. Ben hayatımda bu kadar güzel bir kız görmedim. Annem de çok güzel oldu. Öyle mi? Çok güzel olmuş değil mi? Çok güzel olmuş. Olmuş mu? Ya aslında ben öyle bir garip hissettim için de alışık değilim ya ondan herhalde. Makyaj mı yaptın? Yani bir tek ruj sürdüm. Olmamış mı? Hayır, çok güzel olmuş. Olmadı değil mi? Ben çıkaracağım. Hayır, hayır, hayır. Dur, dur, dur. Çok güzel olmuşsun. Çok yakışmış. Anneme her şey çok yakışıyor zaten. Yemek. Ay ben unuttum yemeği. Fırında unuttum. Unuttum yemeği ya. Ay yanmamıştık. Ne yaptın? Elim yandı. Bakayım bir. Ya of, önemli değil. Sen şu yemeğe bak. Okulun bırak yemeği. Şu eline bir baksana. Yandı mı elin? Ya of. Yaktın mı elini? Ha? Bakayım. Bakayım bir. Bu buz koymak lazım. Bu kadar da uğraştım ya. Niye öyle hemen acele ediyorsun ki? Gel. Yanıyor mu? Birazcık ama geçer herhalde. Ben yemeğe bakayım. Dur.
Bundan mı koy yine de? Elinde dursun. Ben de masaya bakayım. Zaten eksikliği varsa... gelirim ben. Kocan nerede? Hoş geldin anne. Telefonlarıma da cevap vermiyor. Neredeydin? Yoktun bütün gün evde. Kocan nerede Canan? Kovdun ya anne. Sanki o sümsük kocanın çekeri var da döner gene. Anne yeter. Gerçekten yeter. O benim kocam ya. Biraz saygın olsun ona. Biraz düzgün konuş. Ama hepsi benim hatam. Annem yalnız kalmasın. Birlikte olalım diye tutturdum. Ama bitti artık. Taşınıyoruz. Taşınıyor musunuz? Evet. Kocamla birlikte sensiz mutlu olabileceğimiz bir yere taşınacağız. Sen de rahat rahat kullanırsın artık evini. İkiniz? Sare ile birlikte. Eğer sorun buysa Sare'yi de alacağız, taşınacağız da. Oldu mu şimdi? Hazırlansan iyi olur. Masar Beylere geç kalacağız. Deniz. Otur bakalım. Çok şık olmuşsun böyle. Teşekkür ederim. Okul nasıl geçti, ne yaptın bakalım? Yüzdüm. Yüzme dersi vardı bugün. Güzel. Biliyor musun? Herkesi geçtim. Ne yaptın? Herkesi geçtim. Aferin sana. İşte olması gereken bu. Her zaman en önde. Hayatım, çok güzel görünüyorsun. Çok zarifsin. Geldiler. Ha, Müyesser Hanım. Hoş geldiniz, evimize şeref verdiniz. O şeref bana ait. Canan Hanım, siz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurmaz mısınız? Savcım yok mu? Adliyede işi uzamış, birazdan burada olur. Geldi bile. Savcım. Masar Bey. Hoş geldin. Hoş bulduk. Çok bekletmedim umarım sizi. Kanun adamlarına karşı her zaman saygılıyız. Bekleriz. Biz geldik. Hoş geldiniz. Ne kadar güzel olmuşsunuz. Bak, yeni kıyafetlerimi giydim. İnat ettin, giymedin o kırmızıyı. Niye giymedin? Çok açıktı çünkü. Rahibe gibi ol, değil mi? Burcu? Yonca. Sen makyaj mı yaptın, kalemler falan? Biz bu içerideki sarı kuyruklu için mi? Sus diyorum. Aman, kimse anlamamıştı çünkü. Babacığım. Hoş geldin. Kelebeğim, çok güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. Sen benim dedem misin değil mi? Evet. Hoş geldin demeyecek misin dedene? Hoş geldin babacığım. Hoş
Rüzgar abi bak benim dedem. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk Rüzgar Bey. Hadi buyurun, buyurun yemeğe geçelim. Hadi. Mazhar Bey, bu güzel daveti neye borçluyuz acaba? Müyesser Hanım'a. Karacığımla beraber ne zamandır Müyesser Hanım'ı bugün çağıralım, yarın bugün derken kısmet bugüneymiş. Evet, ne zamandır istiyorduk bunu. Çok zarifsiniz. Sayın Savcım, sen ne yapıyorsun? Yoğunsun bayağı gördüğüm kadarıyla. Hangi dosyayla ilgileniyorsunuz? Şanslı sayılar. Aa. Şanslı sayılarda hile yaptıklarını düşünüyorum. Düşünüyorsunuz yani. Aslında düşünmüyorum. Eminim. Nasıl yani? Hile mi yapılıyormuş? Maalesef. Birilerinin şanslı sayılarının içine sızıp ikramiyeyi istedikleri kişilere çıkardıklarına dair elimde çok sağlam iddialar var. İddia? Hayır. Bugün birini tutukladım. Çok yakında geri kalanları da parmaklıklar ardına göndereceğim. Artık hiçbir şeye güven olmuyor. Ya. Kimlermiş peki, sayıları düzenleyenler mi? Yok yok. Onların haberi yok. Ya ben aslında bu soruşturmayı çok gizli yürütüyorum ama... burada biz bizeyiz. Buradan bir şey çıkmayacağına eminim. Kesinlikle. Biz bizeyiz. Bir şey çıkmaz. Bir örgüt. Daha doğrusu mafya. İçinde silah kaçakçılığı da olan bir mafya örgütlenmesi. Müyesser Hanım. Ne kadar şanslısınız. Böyle bir damadınız olduğu için. Hem insanların umutlarıyla oynayanları hapse atacak, hem de adalet yerini bulacak. Bravo. Damadım öyledir. Adaletten asla şaşmaz. Tebrik ederim savcım. Bizi bir mafyanın daha elinden kurtardınız. Daha kurtaramadım. Ama kurtaracağım Mazhar Bey. Yonca, ellerine sağlık. Çok güzel olmuş her şey. Minik, sen niye bir şey yemiyorsun ya? Ben doydum. Aa, olur mu öyle şey? Ye biraz daha şunlardan. Hadi. Doydum. Yoncik be, şu fasulyeden de uzatsana. Babacığım, nasıl olmuş yemekler? Beğendin mi? Çok güzel olmuş kızım. Eline sağlık. Sadece benim değil ama Rüzgar'la birlikte yaptık. Kızınız tevazu gösteriyor. Hepsi onun eseri. Ben hiçbir şey yapmadım. Baba, biraz daha ister misin bundan? Yok, yok. Salata vereyim. Yok, teşekkür ederim. Sağ ol. Hocam. Bana var. Boşuna yaranmaya çalışma babama. O faydasız okayı kabul etmiş. Seni artık tanıyamıyorum. Ne kadar fesat bir insan oldun. Evet, ben bunların hepsini babam için yapıyorum. İnandık mı? Gerçekten resti çektim. Önce gidecek, babasıyla konuşacak, sonra gelecek, beni isteyecek. Yok öyle. Sen? Evet, ben. Vallahi yaptım ya. Uzatır mısın? Ekmek de vereyim sana. Olur. Peki sen resim yapıyor musun hala? Evet. Yaptığın resimlerden sergi açalım mı bir tane? Olur. Yoncik. Bana bak bakayım sen. Ne geçti sizin aranızda? Kimle? Kimle olacak pek kuşkuluyla? Saçımıma hiçbir şey geçmedi tabii ki. Sen onu benim külahıma anlamadın. Olmuş bir şey. Sus.
Maşallah. Hakkındır senin. Aa, küçük. Yeme hepsini, bize de bırak biraz. Bunun için mi yapıyorsun bunu? Sana inanmıyorum. Yemiyorum ya. Bunu hepsini. Şaka yaptım. Özür dilerim. Kabul etmiyorum. Şu kadarcık fasulye için dediğin şeye bak. Al ye hepsini sen. Gerçekten yemeyeceğim. Bunu yiyeceğim. Onu yemeyeceğim. Ablası bu biraz alıngan mı babası? Şaka yaptım. Hadi al ye. Hadi al ye. Baba görüyor musun? Görüyor musun baba? Siz öyle hayranım ki Merve. Bugün şöyle bir baktım da... Yani seni seven bir eşin, oğlun... Hepiniz aynı çatı altında. Çok mutlu olmaz. Sizde ne var ne yok? Dava işi ne oldu? Hanımların yanında sormak istemedim de... Bu mafya kim? Tanır mısınız mafyaları? Ben iş adamıyım Alpay Bey. Nereden tanıyabilirim ki? Niye sordunuz o zaman? Merak. Erman. Erman Arsoy. Bu isim sizin için bir şey ifade ediyor mu? Erman. Etmesi gerekiyor mu? Merak. 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 Bugün çok zor bir gün geçirdim. Müsaade ederseniz biz artık kalkalım. Müsaade sizin. Canancığım. Kalkalım mı artık? Tabii. Bu gece için çok teşekkür ederim Masar Bey. Şeref verdiniz. Ayaklarınıza sağlık. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler Masar Bey. İyi geceler Canan. Masar Bey. Savcım. En kısa sürede bir daha görüşelim. Kesinlikle görüşeceğiz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Kötü başlayan günün en azından sonu güzel oldu, değil mi? Evet. Rüzgar. Ben teşekkür ederim ailemi ağırladığın için. Ya bu teşekkür faslı ne kadar daha devam edecek? Hı? Bitirmeyecek miyiz bunu? Doğru söylüyorsun, biraz fazla oldu değil mi? Ama ben de seni ağırlayacağım evimde. Yani ağırlamama ihtimalini de düşündün yani. Yok canım, düşünür müyüm hiç? Artık konuşmamız gerekiyor. Önce. Rüzgar. Bugün olanları, öncesini, her şeyi konuşmamız gerekiyor. Anlatmam gereken şeyler var. Hiçbir şey anlatmam falan gerekmiyor. Ama konuştuk bugün. Akşam konuşacağız dedik. Tamam dedin. Lütfen. Sadece bana birazcık izin ver. Ben yani nasıl toparlayayım, nereden başlayayım gerçekten bilmiyorum. Anca hiçbir şey konuşmamız gerekmiyor. Hiçbir şey anlatmak zorunda değilsin, tamam mı? Neden? Çünkü ilgilenmiyorum. Öncesiyle, sonrasıyla, ne olduğuyla, ne bittiğiyle hiçbiriyle ilgilenmiyorum. Ama benim sana karşı dürüst olmam gerekiyor. Sen bana karşı dürüstsün. Değilim. Ya birazcık bu anda kalamaz mıyız ya?
tam bu anda. Hı? Başarabilir miyiz bunu? Bak eğer bu anla ilgili bir şey anlatmak istersen dinlerim. Bunu yapmak daha zor. Neden? Seninle konuşacaklarımız var. Dünkü konuysa? Hayır. Sabah konuşalım, biraz yorgunum şimdi de. Bu gece konuşacağız. Hayır, nedir yani bu kadar acelesi olan? Galip Akın. Şu evime kadar soktuğun adam. Canan uyuduktan sonra seni bekliyor olacağım. Ya gelirsin ya da sabah olacaklardan ben sorumlu olmam. Bugün o herifin haberini duyunca senin o davanın savcısı olmamanı o kadar istedim ki. Veselin bakın ben... Sen ne yaptın ha? Ne yaptın da o adamın dosyasını kapattın? Mecburdum. Mecbur olamazsın. Benim damadım böyle pis bir işe giremez. Olmaz. Bu mu yani sorun? Bütün sorun sizin damadınız olmam mı? Kızımdan boşanacaksın. Kızımdan boşanıp hayatından defolup gideceksin. Peki ya boşanmazsam? Bitiririm seni. Gözünün yaşına bakmadan hem savcılığını bitirir hem de içeri attırırım. Müyesser Hanım. Bakın beni tehdit etmeyin. Beni o mafya bozuntularıyla karıştırma, yaparım. Buna izin vermem. Sen kim oluyorsun da izin vermiyorsun? Sokak serserisi. Veser Hanım. Gez. Yarın ilk işin kızımdan boşanmak olacak. Yapmayacağım. Öyle mi? Hı. Ha, peki. Yarın o zaman bütün Türkiye'yi rezil edeceğim seni. Selam.
Allah kahretsin. Allah kahretsin. Mesut Hanım. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Ne yaptım ben? Ne yaptım? Hayatım, erkencisin bugün. Öyle. Uyku tutmadı, kalktım ben de. Olanlara gerildin değil mi? Hı hı. Kendi evimize çıkınca çok mutlu olacağız. Hayret, annem yok. Gamze, annem kalkmadı mı daha? Anneniz yok Canan'ın. Nasıl yok? Erken çıkmış herhalde, odasında da yoktu. Allah Allah, erkenden nereye gitmiş ki? Ben bir arayayım.
Uykucu. Kalk, kaç sabah oldu? Uyanmak istemiyor musun yoksa? Birazcık daha uyusun. Peki. O zaman sen birazcık daha uyu. Annen de sana çok güzel bir kahvaltı hazırlasın. Telefonu kapalı. Arıyorum arıyorum ulaşamıyorum. Telaş yapma hayat. Nasıl telaş yapmayayım Alpay? Sabahın köründe çıkmış, telefon da kapalı. Şarja koymayı unutmuştur yani. Koskoca kadın ne olacak? Gamze. Evet. Kimse görmemiş mi annemi çıkarken? Yok Canan Hanım, arabası da yok. Çıktı herhalde. Hayatım lütfen panik yapma. Bekleyelim bakalım. Mutlaka bir yere falan gitmiştir. Hem sen anneni bilmiyor musun hayatım? Kim bilir ne yapıyor şimdi kendi başına. Sana zaten ne zaman bir şey söyledik. Gel, boş ver. Haklısın. İşi biter. Döner yani evine. Gamze servis yapar mısın? Haftadır sağlığı bozulmuştu. Dün de iyice kötü olunca size haber vermek istedik. Belki son kez görmek istersiniz diye. Bir ihtiyacınız olursa ben odada olacağım. Gir içeri, ne söylemek istiyorsan söyle olur mu? Efendim canım. Alpay, ben hala ulaşamıyorum anneme. Yani çok merak ettim. Ne yapacağımı da bilmiyorum. Tamam canım, tamam. Bir sakin ol. Ben şimdi hemen hastaneleri, emniyeti falan araştırıp sana haber vereceğim, tamam?
Tamam, tamam canım. Video savcıya gönderildi. Güzel. Güzel. Çocukken bana yaşattıkların için... anneme yaşattıkların için seni hiçbir zaman affetmeyeceğim. Annem senin yüzünden öldü. Ben o günden beri senin geberip gitmeni bekledim. İyi misin? Hadi gidelim buradan. Komiserim.